Herkese merhaba. Dün ve bugün itibariyle fiyat hareketlerinin biraz volatil olduğu günler yaşıyoruz. Tabii dün neden bu hareketlerin yukarı yönlü 40 bin dolar seviyelerine varan Bitcoin'de yükseliş gerçekleşmişti? Ardında yatan nedenleri açıklamıştık. Kısaca onlara değinmek gerekirse, birincisi Amazon'dan gelen açıklama vardı. Amazon'un alım satım işlemlerinde ödeme aracı olarak Bitcoin mi kullanacak beklentisi. Diğer taraftan Elon Musk'tan gelen işte Bitcoin'i yeniden Tesla'nın ödeme aracı olarak, yani alım satımlarda kullanılabileceği yönünde, hani bunun olası muhtemel bir şekilde gerçekleşme ihtimalinin olduğuna dair yapmış olduğu açıklamalar. Diğer taraftan işte Twitter CEO'sunun Twitter için önümüzdeki yıllarda kripto varlıkların öneminin giderek artacağına yönelik açıklamaları, kurumsallar tarafında JP Morgan ve Goldman Sachs'tan gelen haberler, bunların hepsi fiyat hareketlerinde yukarı yönlü tepkiye neden olmuştu. Burada özellikle Elon Musk ve Amazon'dan gelen açıklamalar en çok etkiyi yaratan nedenlerdi. Ama en kalıcı, en güvenilir olanlar da tabii kurumsallardan gelenlerdi. Şimdi bugünkü haber akışına baktığımızda çok fazla bir haber akışının olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama fiyatlarda bir geri çekilme var. Nedeni ne bunun? Aslında yine Amazon'dan geldi. Amazon açıklama yaptı. Bu ödeme aracı olarak Bitcoin'in kullanılabileceği haberini yalanladı, reddetti bu haberi. Ama kripto varlıkları araştırmaya devam ettiklerini açıkladılar. Bu da tabii fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu. Önümüzdeki günlerde şimdi Elon Musk'ın açıklamaları konuşuldu. Yeniden ödeme aracı olacak mı, olmayacak mı? Alım satımlar Bitcoin'de yapılacak mı? Ve Elon Musk Bitcoin kripto varlıklardaki hatta varlıklarının miktarını, portföyün büyüklüğünü artıracak mı? Bu haber akışı varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Yine Elon Musk'tan bu yönde, yani bunun ötelenebileceği yönünde açıklamalar gelirse orada bir miktar daha kâr realizasyonu görme ihtimalimiz var. İçeride bunları takip ediyor olacağız, manipülatif taraftaki haber akışı. Diğer taraftan işte kurumsallardan gelen açıklamalar var. Goldman Sachs'tan bir haber daha geldi. Kurumsallar demişken oradan devam edelim. Goldman Sachs DeFi ETF'i için başvuru yaptı. Burada Nokia, Google, Fujitsu dahil olmak üzere büyük hisse senetlerini takip edecek bir DeFi ETF başvurusunda bulundu. Bu gibi büyük bankalardan gelen ETF haberleri piyasa üzerinde anlık olarak çok büyük tepkiler yaratmasa bile istikrarlı bir şekilde yükselişi destekleyecek haberler. Diğer taraftan diğer haber akışlarına bakacak olursak burada kripto ATM'lerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Coin ATM Radar'ın en son verilerine göre 2021'deki kripto ATM sayısı 1 Ocak'ta 13.993 iken %71.73 artış gerçekleşmiş ve 24.030 seviyesine yükselmiş. Bu da tabii ki oldukça önemli. Varlıkların her geçen gün portföylerde ağırlığının artması ve kullanımının artması, ödeme aracı olarak kullanımının gerek bireysel tarafta gerek kurumsal tarafta artması, varlığa olan talebin artması burada fiyatları yukarı yönlü destekleyecektir. Dün gün içerisinde gelen bir başka haber daha vardı. Tether ile ilgili bir haberdi. Tether'den de bu haberle ilgili bir yalanlama geldi. Bloomberg'te yayınlandı bu haber. Tether'i itibarsızlaştırmak için bu yönde açıklamalar geldiğini, benzeri açıklamaların daha da önce gelmiş olduğunu ve şu an için böyle bir soruşturmanın söz konusu olmadığını ve bunun Tether'i itibarsızlaştırma çabası olduğuna değindi Tether'den gelen açıklamalar. Tether soruşturması ile ilgili. Burada haberin detaylarına bakarsak ABD'nin Tether soruşturmasında dijital token'ın arkasındaki yöneticilerin kripto para piyasası için geniş etkileri olabilecek potansiyel bir ceza davası olan banka dolandırıcılığı olup olmadığını, yani bunu yapıp yapmadıklarını araştıracaklardı. Ama dediğim gibi buna bir yalanlama geldi. Bu tabii ki hani Tether stable coinler içerisinde en çok tercih edilen coinlerden biri. Bu anlamda da oldukça önemli bir haberdi ama yalanlama gelmiş olması sevindirici bu noktada. Tabii ki haber akışlarını takip etmeye devam ediyor olacağım. İçeride kripto varlıklarla ilgili çok fazla bir haberin olmadığını bahsettim az önce. Burada tabii regülasyon
lar konuşulmaya devam ediliyor. Herhangi bir net şu regüle edildi, şu piyasada ya da şu ülkede şu şekilde olacak yönünde bir açıklama şu an itibariyle net bir açıklama, somut bir adım yok. Yurt içinde de regülasyonlarla ilgili çalışmalar Temmuz ayı sonunda gelecek dendi ama orada da bazı gecikmeler oldu. Şimdi Eylül ayına kalmış görünüyor. Bunun dışında makro tarafta takip edeceğimiz gelişmeler yarın biliyorsunuz FED toplantısı var. FED toplantısından da şu an itibariyle herhangi bir faiz artırım kararı ya da tapering'e başlama süreci beklenmiyor. ABD 10 yıllıklarında dün itibariyle 1.22'lerden yukarı yönlü bir tepki ön plana çıkmıştı. Ama geneline baktığımızda uzun vadeli tahvillerde talebin bir miktar daha getirinin arttığını, faizlerin düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla FED tarafından da şahin bir açıklama gelmemesi halinde mevcut potansiyelin korunma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi CoinMarketCap'e baktığımızda burada Bitcoin'in son performanslarına bakarsak, son 7 günlük performansına baktığımızda %24 oranında hala bir artış gerçekleşmiş durumda ve son 24 saatte dünkü kazanımlarının bir miktarını geri verdi. Burada dün özellikle birazdan teknik grafik üzerinden de bakacağız. 40-41 bin bandının önemine dikkat çekmiştik. Zaten 40 bin seviyelerinden bir geri dönüş yaptı. Teknik olarak da birazdan Bitcoin'e bakacağız. Genel olarak piyasanın geneline baktığımızda global kripto piyasa değerinin düne göre %5.17 düştüğünü görüyoruz. Burada hacimlere baktığımızda hacimde de %10.44'lük artış var. Hacim dediğimiz olay biliyorsunuz alım satımların toplamı, yani işlem yapma miktarının artmış olması. Haliyle alım yönünde ya da satım yönünde sinyal vermez hacim dediğimiz kavram. Bu bütün borsalarda böyledir. Alım satım toplamının alım satım miktarının toplamıdır ama hacmin artıyor olması burada yatırımcıların risk iştahının bir miktar daha arttığının ve işlem yapma döneminin yeniden bir miktar daha momentum kazandığının göstergesi. Çünkü bir dönem varlıklardaki o satışlar sonrasında yatay bantların hareketli devam ettiği süreçte çok fazla işlem hacminde bir artış gerçekleşmiyordu. Genelde trendler işlem hacmindeki artışlarla desteklenerek gelir. Bu aşağı ya da yukarı yönlü, hani trendden bahsetmiyorum. Trendi destek yani kavram momentum ve işlem hacmidir. Bu anlamda işlem hacminin artıyor olmasının da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da yine aynı şekilde 7 günlük performansta %24.54'lük bir kazanç söz konusu. Ama günlük bazda baktığımızda orada da 5.65, yani Bitcoin'e kıyasla bir miktar daha kayıpların ön planda olduğunu görmekteyiz. Tether önemliydi haber akışıyla birlikte. Dünkü fiyatlamaya göre, dün çok fazla zaten hani fiyatlama olarak da fiyatlara yansıdığını çok fazla görmedik bunun. Bugün de 24 saatlik performansta yatayda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edecek olursak, Glassnode'a baktığımızda yeni adres sayısında son 24 saatte Bitcoin tarafında bir artış olduğunu görüyoruz. Aktif adreslerde de artış var. Yani aslında hacminin artmış olmasını da bir tarafta desteklemekte. Hem yeni adres sayısı artmış hem de aktif adreslerde artış ön planda. Ethereum'a baktığımızda Ethereum burada Bitcoin'e kıyasla bir miktar daha az olmakla birlikte orada da aktif adreslerin sayısı artmış durumda. Şimdi grafiklere bakacak olursak, Bitcoin'de dün özellikle 40-41 bin bandından bahsetmiştik. Dün 40.620, yani 41 binlere doğru bir fiyatlama gerçekleşti. Burada hem Amazon'dan gelen haber akışı sonrasında hem de kar realizasyonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte satışlar ön plana çıktı. Şu an itibariyle 34.500-35.000 bandı önemli. Bu seviye destek olarak çalışabilir. Burada özellikle 34-36 olarak da o bandı tutabilirsiniz. 34-36 bandı üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü yeniden bir tepkinin 40 binlere kadar gerçekleşme ihtimali var. Şu an itibariyle baktığımızda parabolik far hala alım bölgesinde. MACD hala alım bölgesinde 3 bar önceki satış barına rağmen.
rağmen bu da akşama tekabül ediyor. Burada hala parabolik form MACD ve momentum'a baktığımızda hala alım yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Ama 34-36 bin bandının altında kapanışlarda ve bunun onayın alınması halinde yeniden ilk etapta burada 30 günlük takip ettiğimiz seviye olan 33.480 seviyeleri, ortalamanın da geçtiği, moving average'in geçtiği yer, buraya doğru bir geri çekilme ön plana çıkabilir. Ama bu geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan fiyatlama neticesinde artık düşen kanalın yukarı yönlü kırıldığını, bugün de şayet 36 binlerin üzerinde kalmaya devam ederse bunun onayın alınarak yeniden 40 binlere doğru 40 bin seviyesinin, 40-41 bin bandının direnç olarak çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ethereum'a devam edersek, Ethereum'da da yine aynı şekilde düşen trendin kırıldığını görmüştük. Burada da şu an itibariyle baktığımızda bir miktar Bitcoin'e kıyasla hacimsiz olduğunu söyleyebilirim. Burada MACD'ye baktığımızda hala alım sinyali vermekte. 50 günlük ortalamanın üzerine, moving average'ın üzerinde işlemler devam etmekle birlikte parabolik far da alımları şu an itibariyle destekliyor. Burada direnç olarak 2330 seviyeleri, ilk takip edeceğimiz direnç seviyeleri, geri çekilmelerde de ilk etapta 2000 seviyesi psikolojik seviye. Dün itibariyle de bu seviyeleri test edip etmeyeceğini merak ediyorduk. Burada hani 2000 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanırsa şayet, burada hemen aşağıda 1700'lü seviyeler Fibonacci'nin ilk test edebileceği seviyeler, ama ara bantlar oldukça önemli burada. Bunlar biraz daha geniş bantlar, çünkü olası bir önemli haber akışı halinde görülebilecek seviyeler. Ama kısa vadede takip edebileceğimiz seviyeler olarak da 2030 seviyesi ilk etapta, 2030-2034 bandı ilk etapta ön plana çıkan destek seviyesi. Hemen yukarıda da burada görmüş olduğunuz 2270 seviyesi direnç olarak takip edebileceğimiz ara dirençler olarak ön plana çıkmış. Burada da az önce de bahsettiğim gibi hareketli ortalamanın üzerinde, 50 günlük ortalamanın üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Trend kırıldı. Parabolik far ve MACD de aynı şekilde momentumda alımları şu an itibariyle destekliyor. Bata baktığımızda burada yükseliş trendinin geçtiğimiz gün itibariyle kırıldığını görmekteyiz. Daha doğrusu 3 bar öncesinde, yani dün itibariyle kırıldığını görmekteyiz. Burada fiyatlamalara genel olarak baktığımızda uzun vadede özellikle burada Mayıs ayı itibariyle gelen, hatta şu bölge Mayıs ayının sonu itibariyle gelen bir düşen kanal vardı. Şu bölgede özellikle işte Temmuz ayının 20'sinden sonra başlayan bir yükseliş trendi söz konusuydu. Kısa vadeli yükseliş trendi kırıldı. Ancak aşağıda düşen kanal da kırılmış olduğu için bu kanalın tekrar içine dönecek mi dönmeyecek mi, bu önemli. Eğer bu kanalın dışında kalmaya devam ederse, şu anki fiyatlamalara baktığımızda da 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bunun üzerinde kalmaya devam ederse burada 0.5985 seviyelerine doğru bir yükseliş potansiyelinin olduğunu görmekteyiz. Geri çekilmelerde de 0.5250 seviyeleri takip edebileceğimiz destek seviyesi olarak ön plana çıkmış. Burada Litecoin'e baktığımızda aynı şekilde düşen trendin kırılmış olduğunu görmekteyiz. 7 ve 14 günlük ortalamanın üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Düne göre volatilitenin biraz daha sakin olduğu bir gün yaşıyoruz. MACD'ye baktığımızda MACD'de hala alım sinyali ön planda. Ama bunlar zaten hani bütün varlıklar, altcoin'ler birbirine domino etkisi yarattığı için Bitcoin ve Ethereum önderliğinde, genel olarak oradaki piyasanın şartları buraya da yansımış durumda. Burada yükselişler halinde 143.82 seviyesi takip edebileceğimiz direnç seviyesi. Dün de 140 seviyelerinden zaten geri dönüş gerçekleştirmişti. Bugün de hala 140-143 bandı önemli direnç olarak ön plana çıkmakta. Geri çekilmelerde de 118 seviyeleri takip edebileceğimiz seviyeler. AVAX'a baktığımızda burada yükseliş kanalı, yükselen kanal hala devam etmekte. Şu anda kanalın dip noktasında. Eğer kanalın içinde kalmaya devam ederse şayet, şu bölgede birkaç kez test ettiğini görüyoruz saatlik bazda. Bu kanalın içinde kalmaya devam ederse kanalın altında olmak kaydıyla stoplu alış denemesi yapılabilir. Ama burada yapılacak alış denemesi, eğer kanal aşağı yönlü kırılır ve diğer coinlerden, diğer
varlıklardan da destek gelirse aşağı yönlü volatilite artabilir. O yüzden stopu kanalın altına koyacak şekilde 10.95 seviyesi aşağıda destek seviyesi, 11.50 ilk takip edeceğimiz direnç olmakla birlikte 11.80 seviyesi de 84 hatta ikinci direnç olarak ön plana çıkmış. Burada baktığımızda MACD'nin satış sinyali verdiğini görüyoruz. Hala alıma dönmemiş ama satıcıda orada hacim işlemlerin hacmi bir miktar daha volatilite, bir miktar daha azalmış. Zaten bunu barlardan da anlayabiliyoruz. Link'e baktığımızda linkte de Bollinger Band'lerin band aralarının arttığını, birbirinden uzaklaştığını görmekteyiz. Dünkü işlemle, yani son 12 saat öncesi 3 mumluk öncesi işlemlere baktığımızda burada satışlar ön plana çıkmıştı haber etkisiyle. Şu an itibariyle 17.90 yani 18 seviyelerinden destek bulmuş görünüyor. Yukarı yönlü baktığımızda burada dünkü fiyatlamalarda 19.94 seviyeleri, 19.94-20 bu seviyeler aslında önemli direnç olarak çalışmaktaydı. Hala bu seviyeleri direnç olarak takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de burada 17.02 seviyeleri takip edebileceğimiz seviyeler, eğer 18 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa. Ripple'a baktığımızda orada da düşen kanalın kırılmış olduğunu görmüştük. Kısa vadeli bir yükseliş trendi ön plana çıkmıştı. Bu yükseliş trendinin şu an itibariyle hala çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada da yukarı yönlü fiyatlamalarda 0.64-14, geri çekilmelerde şu an itibariyle destek seviyesinde 0.61-52 seviyesi destek olarak çalışmakta. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa şayet 0.60-15 ve hemen altında 0.59 seviyesi takip edeceğimiz destek seviyesi olarak ön plana çıkmakta. Buraya eklememişim ama algo soruluyor. Algoyu da eklemek istiyorum hemen. Algoya baktığımızda burada şimdi 0.84 seviyesinde şu an itibariyle fiyatlamalar devam ediyor. MACD'ye baktığımızda satıcılı seyrinin hala devam ettiğini görmekteyiz. Parabolik far hala satış sinyali veriyor. Ortalamanın şu anda altında olmakla birlikte burada yukarı yönlü fiyat hareketlerinde ilk takip edeceğimiz seviyeler 0.86-20 seviyeleri, 0.86-40 seviyeleri. Geri çekilmelerde de 0.82-60 seviyeleri ilk takip edeceğimiz destek seviyesi olarak ön plana çıkmış. İkinci destek olarak da 0.80-82 seviyesi ön planda. Yükselişler halinde de 0.93 daha önce test etmiş olduğu direnç seviyesi olarak çalışan seviye. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.